Deri üzerinden iki çeşit alerji testi yapılıyor. Bir tanesi yama testi dediğimiz. O maddeleri içeren yani kreme benzer işte oluşumların diyelim ilaçların belli böyle küçük metal kuyucuklara yerleştirilip yapıştırılmasıyla sırta ve bir süre kalıp sonra işte açılıp okunmasıyla oluşan bir alerji testi var. Bir de deriye iğne ile prick dediğimiz yapılan bir alerji testi var. Deriyle iğne ile yapılan alerji testinde daha çok içeriye aldığımız yani yuttuğumuz maddeler hani daha farklı bir immünolojik veya alerjik mekanizmanın çalıştığı şey test edilir. Deriye yapıştırılarak bu yama testi dediğimizde farklı bir mekanizma araştırılır. Evet yani hepsi alerji mi? Alerji ama mesela biz lateks alerjisini hem deriye bir şey yapıştırarak, lateksine de var, işte plastik eldivenlerde, işte bir sürü hatta bazen besinlerde bile var ama hani asıl temel madde işte bu ameliyat eldivenleri özellikle. Bu çok ciddi alerjilere bazen neden olabiliyor. Bunu test etmek için hem prick test dediğimiz deriye iğneyle delinme testi veya yama testi. Ama besinler için yama testi kullanabilir miyiz? Hayır. Yama testi daha çok deriye temas eden maddelerin araştırılması amacıyla kullanılır. Fakat bu alerji testleri aslında çok fazla beklenti yaratan ama aslında beklenti yarattığı kadar da bize bilgi vermeyen testler. Enteresan bir şekilde alerji testlerinin negatif yani bir şey yok diye çıkması daha değerli bir olmayanı ergi yolu metodu ama deri testinde veya prick testinde diyelim ki balık alerjisi çıktı. Kişi balığı yiyor, bir şey de olmuyor. Bu balık alerjisi olduğu anlamına gelmiyor. Yani böyle bir değişik bir yorum var. Aslında yani hani insan şöyle düşünüyor. Alerjim varsa bir test yapalım. O alerji de saptansın. Maalesef testler dahil o kadar kolay olmuyor bunlar ama hakikaten çok bazen de çok önemli alerjilerde hani çok çünkü hayatı tehdit eden alerjilerden de bahsedebiliyoruz. Onu saptama da çok önemli oluyor ve ondan kişinin hayatından onu uzaklaştırmada. Ama hani beklendiği kadar bize müthiş sonuçlar vermeyebiliyor alerji testleri.